Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiramı ondan ayırabilmek, koparabilmek, Muhammed Aleyhisselam'ın olmadığı bir din oluşturmak için Bedir'e yürümüşlerdi. İslam'ı ortadan kaldırdılar, kaldıracaklardı. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh diyor ki, baktım sağımda bir delikanlı, solumda bir delikanlı. Biri eğildi dedi ki, amca Ebu Cehil'i tanıyor musun? Ve ma hacetuk dedim. Senin ey çocuk Ebu Cehil'le ne işin olur? Solumda başka bir çocuk. O da dedi ki, amca Ebu Cehil'i tanıyor musun? Ebu Cehil'le ne işiniz olur dediğim zaman. Dediler ki, uhbirtu ennehu yasubbu Resulallah. Duyduk ki Ebu Cehil Hazreti Muhammed'e sövüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar oradan atıldılar, düş Ebu Cehil'in üzerine gittiler. Muaz bin Amr radıyallahu anh orada kolunu kaybeder. Muaz bin Amr'ın kolu kesik. O halde Hazreti Muhammed'i korumak için aleyhisselam Bedir'de yürür Muaz bin Amr. Kolu kendisine engel olunca o kolu yere koyar. Ayağıyla basar, kolunu orada bırakır. Allah Resulü nerede diye. Bedir'de onu korumaya devam eder Muaz bin Amr. Şimdi Bağdat'ı vuranlar, Muhammed Mürsi'yi hapishaneye koyanlar, işte Trabzon'da Seyit Çavuşlar'ın evlatları diyorlar ki, bizim askeri hastanelere ihtiyacımız yok. Kollarımızı kopardığınız zaman bizim anesteziye ihtiyacımız yok. Biz eğer söz konusu Hazreti Muhammed'se kollarımızla başımızla teferruattır ya Rabbi deriz. Kardeşlerim, söz konusu İslam'sa, söz konusu Allah Resulü'nün şerefi ise, kolumuz anestesiye ihtiyaç duymaz, başımız duymaz. Biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunun fedaileriyiz. Cevat Paşa diyor ki, Çanakkale Meydanı'nda dolaşıyorum. Bir asker gördüm. Orada yatıyor, uzanıyor, askeri hastaneye gitmiyor. Evladım dedim, ayağa kalktı. Bir eliyle gözünü tutuyor. Evladım elin dedim. Elini indirdi, tekmil verirken baktım ki gözü yerinde değil. Evladım gözüm dedim. Dedi ki komutanım, gözüm göreceğini gördü. Anamın çarşafına elini uzatmaya giden İngiliz zırhlılarının Çanakkale Boğazı'na gömülmesini gördü ya. Ayasofya'da ezan-ı Muhammediye'yi susturmaya giden o zırhlıların batmasını gördü ya, varsın kumandanım, bundan sonra gözlerim görmesin. Burada öyle gençler var ki ey Amerika, onlar diyorlar ki, eğer bu gözlerin hedefi Hazreti Muhammed'i, ümmeti korumak olmayacaksa, bu gözler bedenimize yüktür.